everybody, how are today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün 10 cümlede simple present tense'i göreceğiz. Let's start! Peki bugün neler öğreneceğiz, neler yapacağız arkadaşlar? 10 cümlede 10 tane basit cümlemiz var. Simple Present Tense bu cümleler içinde göreceğiz arkadaşlar. Kurallarına da değinmiş olacağız. Hadi devam edelim şimdi. Evet, karşımızda bir kuralımız var arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Don't forget. Evet arkadaşlar biz simple present tense'i nerelerde kullanırız? Niçin konuşuruz? Hemen bir bakalım. Birinci olarak permanent things yani böyle daimi şeyler hakkında konuşurken kullanabiliyoruz simple present tense yapımızı. Sonrasında routines yani rutinlerimizden bahsederken simple present tense de cümleler kurmamız gerekiyor. Günlük rutinlerinizden bahsederken bahsedebilirsiniz. Mesela facts yani böyle doğrular, gerçekler genel doğrulardan bahsederken de yine biz simple present tense kullanıyoruz kullanıyoruz arkadaşlar. Schedules yani programlar hakkında bahsederken de yine simple present tense kullanıyoruz. Frequency burada da sıklıklardan bahsederken kullanıyoruz simple present tense. Peki bu sıklıklar nelerdir arkadaşlar? Mesela hatırlarsanız sıklık zarflarımız var bizim değil mi? Always, usually, never, sometimes gibi ifadeleri de biz simple present tense birlikte kullanıyoruz. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Genel olarak nelerden? bahsettik biz şimdi. Simple Present Tense'i nerelerde kullandığımızı öğrendik. Devam edelim. Evet, karşımızda bir cümlemiz var arkadaşlar. Peki Simple Present Tense'i ilk önce bir hatırlayalım. En önemli noktası neydi? Burada biz öznelerimizi gruplandırıyorduk arkadaşlar. Sonrasında fiillerimizi ona göre yazıyorduk. Mesela yazalım. I he she it you We they. Peki burada özne gruplarımız var bizim arkadaşlar. I you we they ile birlikte simple present tense'te bir cümle kullanıyorsak fiilimizin birinci halini yazıyoruz arkadaşlar. Mesela run. Değil mi? Aynı şekilde yazdık. Peki he she it ile birlikte eğer simple present tense de bir cümle kullanıyorsak arkadaşlar ne yapıyoruz? Fiilimize s takısını getiriyoruz değil mi? Mesela play ne oluyor arkadaşlar? Plays. Geniş zamanda S takısını unutmuyoruz. Olumlu cümle yapıları bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu unutmadan örneklerimizi yapmaya başlayalım. Peki Tonguç and Tongül. Evet bu şekilde isimli de gelebilir arkadaşlar karşınıza. Peki Tonguç ve Tongül dediğimizde biz hangi öznemizi hatırlayacağız? They, onlar. Peki Tonguç and Tongül. Blank tennis every weekend. Yani burada play fiilimizi yazmamız gerekiyor ve aynı şekilde yazdık arkadaşlar fiilimizi. Tonguç and Tongül play tennis every weekend. Yani Tonguç ve Tongül her hafta sonu tenis oynarlar demiş olduk. Yani bunu her hafta sonu yapıyorlar arkadaşlar. Devam edelim. Evet burada sıklık zarfımız var değil mi? Always ne demek? Daima, her zaman demek arkadaşlar. Peki buradaki cümlemize ne yazıyoruz? Hemen bakalım. I always blank to work by car. Go yazıyoruz arkadaşlar. I always go to work by car. Yani ben daima işe arabayla giderim demiş olduk. Yine I öznemizle birlikte fiilimizi yalın halde yazdık arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Peki şimdi diğer cümlemize geldik. I blank cooking. Evet, yemek pişirmeyi seven bir arkadaşımız var burada, değil mi? O zaman ne yazıyoruz buraya? Like. I öznemizle birlikte yine fiilimizi aynı şekilde yazdık. I like cooking. Yemek pişirmeyi severim demiş olduk. Devam edelim. Evet, bu cümlede boşluğu nasıl dolduruyoruz? Hemen bakalım. She blank in London. O Londra'da yaşıyor diyeceğiz, değil mi arkadaşlar? O Londra'da yaşıyor. O zaman ne yazıyoruz? Lives. She lives in London. O Londra'da yaşıyor. Bakın burada. She özlemiz olduğu için fiilimize ne yazdık? S takısını yazdık arkadaşlar. Geniş zamanda. She lives in London. O Londra'da yaşıyor. Devam edelim. Evet yine burada belirleyicimiz, fiilimizi yazarken belirleyicimiz ne arkadaşlar? Öznemiz değil mi? He blank up early every morning. Peki burada ne yazıyoruz? Gets up yazıyoruz arkadaşlar. Bakın get yazdım. Orada he olduğu için bir de S takısını ekledim arkadaşlar. He gets up early every morning. O her sabah erken kalkar demiş olduk arkadaşlar. Devam edelim. Evet diğer cümlemize geçtik. Peki burada yine belirleyicimiz day öznemiz değil mi arkadaşlar? Ne yazacağız buraya bakalım. Onlar rap müzik dinlemekten hoşlanıyorlar değil mi? O zaman ne yazıyoruz arkadaşlar buraya? They love listening to rap music. They love listening to rap music. Onlar rap müzik dinlemeyi severler demiş olduk. Love'la birlikte de biz daha kuvvetli bir yapıyı vermiş olduk arkadaşlar. Peki fiilimiz... Fiilimizi nasıl yazdık arkadaşlar buradaki öznemize göre? Yalın haliyle yazdık değil mi? They love listening to rap music. Onlar rap müzik dinlemeyi severler demiş olduk. Devam edelim. Evet şimdi gelelim diğer cümlemize. The sun ne demek arkadaşlar? Güneş değil mi? Peki biz bunun yerine hangi öznemizi kullanabiliriz? It ona göre şimdi buradaki fiilimizi bir değiştirelim. It blank in the east. Evet o nereden doğar arkadaşlar güneş? Doğudan doğar değil mi? O zaman fiilimizi yazalım. Rise. Bir de it ile birlikte biz fiilimizi nasıl yazıyoruz arkadaşlar? S takısıyla değil mi? The sun rises in the east. Yani güneş doğudan doğar demiş olduk değil mi arkadaşlar? Güneş doğudan doğar dedik. Devam edelim. Evet şimdi de gelelim soru cümlelerine arkadaşlar. Soru cümlelerinde neyi unutmamamız gerekiyor? Hemen bir yazalım. He, she, it ile birlikte yardımcı fiilimizi does olarak kullanıyoruz. Soru cümlelerinde de başa geliyor zaten. Peki I, you, we, they ile birlikte biz ne kullanıyoruz arkadaşlar? Hangi yardımcı fiili? Do soru cümlelerinde. Peki şimdi bakalım. Burada he var zaten bu grupta. O zaman ne yazıyorum? Direkt buraya ben das. Does he like watching movies? O film izlemeyi sever mi? Diye bir sorumuz var. Peki buna olumlu bir cevap verelim arkadaşlar kısa bir şekilde. Yes he does. Evet sever. Olumsuz bir cevap. No he doesn't. Hayır sevmez. Bu şekilde kısa cevaplar verebilirsiniz arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz ona dikkat ederek devam edelim. Evet, şimdi de yine bir soru cümlemiz var arkadaşlar. Bakın burada you öznemiz var, değil mi? O zaman ne yazıyoruz buraya? Hemen hatırlamamız lazım. Do. Do you go to the gym every day? Her gün spor salonuna gider misin? diye bir sorumuz var arkadaşlar. Peki burada arkadaşımıza sordu. Olumlu bir cevap versin, kısa ve olumlu bir cevap. Yes, I do. Evet, giderim. Peki olumsuz bir cevap versin. No, I don't. Hayır, gitmem. Devam edelim. Evet, şimdi de diğer cümlemize geldik. Burada yine olumsuz bir ifadeyi vereceğiz arkadaşlar. Arkadaşımızın yüz ifadesine bak bakarsak eğer. Peki junk food ne demek? Böyle abur cubur demek, değil mi? Genelde zararlı yiyeceklerden bahsederiz junk food'la birlikte. Peki, buraya biz ne yazacağız arkadaşlar? She doesn't eat junk food. Yani o abur cubur yemez. She doesn't eat junk food. Bakın burada olumsuz bir yapı verdiysek eğer fiilimiz nasıl oldu? Doesn't olduğu için she ile birlikte fiilimizi yalın yazdık değil mi arkadaşlar? Yalın haliyle birlikte yazdık. Çünkü burada zaten doesn't kullandık. Fiilimize tekrar es takısı getirmemize gerek yok. She doesn't eat junk food. Yani o abur cubur yemez. Devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neler yaptık? 10 cümlede simple present tense'i öğrendik. Tekrar ettik arkadaşlar en basit cümlelerle birlikte. Kuralları da birazcık verdik. Ve şimdi de gelelim ödüllü sorumuza. Bu soru size ait arkadaşlar. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.